Merhabalar hepinize, hayırlı cumalar cümleden selamünaleyküm. Ben nereye gidiyorum arkadaşlar? Dibe gidiyorum. Sabah kalktım, üzerimi giydim. Bakalım neler gelmiş. Bu gece geç yattığım için geç kalktım. Namazı da geç kıldım, Allah affetsin. Her zaman erken kalkmaya çalışıyordum ama telefonun zilini bile duymamışım. Ayarlamıştım sabah namazı için. Uzun zamandır dedim ya, hiç BİM Aktüel'e gitmemiştim. Bakalım, aklımda bir iki alacaklarım var. Havlu kenarı için yaptığım ipler gelmiş. Küçüklerinden 8,5 TL. Normalde 15 TL'ye veriyorlar bizim burada. Bakalım havlularıma uygun renkler bulabilirsem ip alacağım. Havlu ip alacağım. Allah izin verirse hareketli bir gün orada da sabah sabah. Hem dedim yürüyüş olsun bu güzel havanın. Oksijen mis gibi teneffüs edeyim. Ve hepinize hayırlı nurlu cumalar olsun. Rabbim nice cumalara hep birlikte eriştirsin hepimizi inşallah. Orada da o kadar güzel bir hava var ki. Arkadaşlar bu havada güneş gözlüğü de takmamak bence sağlığa zararlı olur. Güneş ışınları zararlı. Gözlerim hassas. Güneşe bakamıyorum. O yüzden gözlüğü de benim kızım vermişti bana. Hediye etmişti. Daha doğrusu kızımın gözlüğü. Ay. Biraz yoruldum ama sağlık için tempolu yürüyüş sabah sabah kan dolaşımını hızlandırıyor. Bugün bizim buranın da pazarı. Ay, sesim de henüz açılmadı ya sabah sabah. Hem konuşayım hem de sesim açılsın. Şuradan gidiliyor pazara. Sebze meyve pazarımız. Cuma pazarı. BİM biraz ileride. Bize çok yakın değil. Olsun, buna da şükür olsun. Hamdolsun. Ürünleri bilmiyorum çekebilir miyim? Hani çok kalabalık olursa sorun çıkıyor elimde telefonu gördükleri zaman. Bakacağız. Göreceğiz. Çekime de izin vermiyorlar. Zaman zaman değişiyor personeller. O yüzden şimdilik söz veremiyorum arkadaşlar. Seccade gelmiş. Bu büyükleri 40 TL. Aslında normalde 50 alıyoruz. 10 TL'ye uygun. Seccade de 65 TL. Rengi de çok güzel. Ben geldim arkadaşlar. Gelir gelmez hemen çayı hazırladım. Çayı ocağıma koydum. Bir kalabalık sayılırdı. Fazla da çekim yapmadım. Aldıklarımı göstereyim sizlere. Toplam 580 TL tuttu. Şöyle muhallebi için ter kadayıf aldım. Ramazan'da yaparım diye muhallebi altına şu şekilde yapılıyor. Altına böyle kadayıf koyuluyor. Yalnız kadayıfı kavurarak yapacaksınız. Tereyağıyla hafifçe kavuracaksınız. Bu kavrulmuş ama ben tekrar kavruyorum. Daha lezzetli oluyor. Şöyle kızarmış kadayıf aldım. Sadece ballıyorsunuz. Gül 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 top 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 top. Güzel oluyor. Seviyoruz biz. Aslında dökme kadayıf olsaydı ben dökme kadayıf kullanıyordum. Dökme kadayıf daha iyi oluyor. Daha taze oluyor. Mikrobiber temizlik bezi gelmişti. 5'li 99 TL'ye aldım. Şöyle göstereyim. İçine de açsam mı aslında sizlere göstermek istiyorum bunu. İndirimdeydi arkadaşlar. Temizlik bezi biliyorsunuz uzun zamandır da almamıştım. Sadece Migros'tan almıştım. Önceden
iki tane. Az önce de gördünüz zaten tezgahı silerken. Onu kullanıyordum. İçinde şöyle yakından göstereyim sizlere. Şu şekilde içinde 5 tane temizlik bezi var. Mikrofiberim. Bu banyo için. Şu banyo için. Bu cam için. Bu da parlatmak için. Şu üzerinde de yazıyor. Parlatmak için. Mutfak için. Mutfak dolaplarını falan güzel siliyor. Bu da toz almak için. Ayrı ayrı böyle koymuşlar mikrofiberi. Şöyle bir elden geçireceğim. Kurutup ondan sonra kullanacağım. Oğlum ne deniliyor? Noodle mu? Noodle deniliyor herhalde. Oğlum bunu çok seviyor. Tavuk çeşnili 2 tane noodle aldım. Fiyatı uygundu. Uygundu. Mumluk aldım. Orta sehpamda mumluğum hiç yoktu. Kızım dedi ki evi dekore ederken anne dedi orta sehpam biraz zayıf kalıyor dedi. Şu şekilde içine de kokulu mum koyacağım. Mis gibi kokuyor. Ne deniyorsa buna perforje mi deniliyor? Dilim dönmüyor ama vallahi aç karnına gittim. Ağzım da yapışık. Şöyle içine su içmem lazım. Çok susuyorum. Şu şekilde koyuluyor. Abi, bu mum olmadı bunun için aslında ama yine de kızıma soracağım. Şu şekilde koyacağım. Orta sehpaya. 70 TL mum. 70 TL'de mumluk. Acaba nasıl koyuluyor? Neyse Ezgi'ye sorarım da. Bu şekilde koydum. Aslında kitabın üstüne mi koysaydım arkadaşlar? Bir bilginiz var mı bu konuda? Kızım uyurdur bu saatte de onu rahatsız etmek istemiyorum. Orta sehpanın anne çok zayıf kalıyor. Mumla beraber dedi yapıyorlar dedi. Sen de öyle süsle falan dedi ama benim öyle şeylere vaktim de yok. Zamanım da yok. Kafam da çalışmıyor ama eskiden kalan bilgilerimle bu şekilde yerleştirdim. Şöyle üzerine de koyulunca şöyle oluyor. Şu köşeye koymak aslında koyuyorlar yani genelde koyuyorlar. Bakalım Ezgi beğenirse orada kalır. Yoksa nereye koyacağını kızım tespit edecek. Sizlerin fikirlerine de ihtiyacım var. Orta sehpaya böyle oldu mu? Nereye koyayım? Bana da fikir verirseniz çok memnun olurum. Mumu da yerleştirdim. Çiçek bile aldım arkadaşlar. Çiçek gelmişti 70 TL'ye. 67 TL'ye. Hiç de değil yani. Ama kırılmasın. Bu şekilde. Adını bilmiyorum ama sizler biliyorsanız yazarsanız sevinirim. Üstünde yazıyor mu bilmiyorum. Neyse. Yakın gözlüğümü takayım. Bir bakayım üzerinde. Çiçek köşesi yaptık. Karşıyı. Misafir salonumun köşesini balkon tarafına bakanı. Ay bu ne çiçeği? Ha yazıyor arkadaşlar. Garden Cola. Ay yok yazmıyor. Garden Cola Mersin'den gelmiş herhalde. Ben bu saksıyı çıkaracağım. Şöyle bir saksıya yerleştireceğim bunu. Şu saksım boştu. Buna yerleştirmeyi düşünüyorum. Şöyle kalsın işim bitince onu halledeceğim. Önce aldıklarımı bir yerleştireyim. 21 TL'ye indirimdeydi havlu peçete. Peçeteliğim kalmamıştı. Azalmıştı içinde. Duş jeli 4 tanesi 69 yani 70 TL arkadaşlar. Aslında karlı mı bilmiyorum. Dev fırsat diye geçiyordu. Bunsuz da olmuyor. Yani özellikle Defne çok arıyor bunu gelince. İp için gittim. İp bir tane buldum. Altın başak 40 TL. 39.90. 40 TL diyelim. Ben bunu dışarıda 55 TL'ye 60 TL'ye alıyordum. İp beyaz ipim de hep beyaz havlu yaptığım için bitmişti. 50 numara altın başağın 40 TL. Otururken el işi yaparken aslında vardı benim ahşap ama o yandı. Mum koymuştuk üzerine yandı. Ama gene de idare ediyordum. Düşüyordu koyunca. Şöyle bir 6,5 TL'ye de otururken telefonda hani vlog falan izliyorum. Arkadaşlarımı izliyorum. Bir tane de yoğurt aldım. Toplam
dedim mi? 560 TL'ye mal oldu.
Gidiyorum, pazara gidiyorum. Bugün dedim ya sizlere, bir mi giderken cuma pazarımız var bugün diye. Havalar çok soğuk değil, çok da rüzgarlı değil. Bahar havasına yakın sayılır. O yüzden yelek giydim. Üzerimdeki pasta sıcak tutmuyor ama bilmiyorum, üşür müyüm? Sokakta da fazla kalmayacağım diyorum ama pazarda en aşağı bir yarım saat kadar dolanırım. Şöyle bir baştan aşağı gezmek istiyorum gurbetteki bacılarım, kızlarım için. Sizler için bugün bir pazar turu yapmak istiyorum. İnşallah yağmur yağmaz. Yağmur yağarsa yandım yani. Sebze arabası da götürmüyorum. Önce bir dolanacağım dediğim gibi az önce. Ondan sonra alacaklarımı bir tespit edeyim. Nereden alacağım, ne alacağım ona göre. Sonra bir gezip gezmediğin zaman pazarı, direkt almaya başladığın zaman ileriye doğru gittiğiniz anda pişman oluyorsunuz. Bazen daha uygun olanını görüyorsunuz. Pahalı aldım, daha güzel olanını görüyorsunuz. İşte pişmanlık duymamak için önce bir gezeyim, şöyle bir dolanayım. Ondan sonra alışveriş yapacağım Allah izin verirse. Havada yağarsa da yapacak bir şey yok. Şansım. Karadeniz burası. Biz Karadeniz'de bir günde dört mevsimi de yaşıyoruz. Üzerime yeleğimi de giydim. Saatimiz şu anda 2'ye mi geliyor? Bayağı zaman geçmiş. İnanın var ya, evde fazla da bir iş yapmadım. İş de yoktu zaten bugün. Kahvaltı ocağı sabah gördünüz. Şöyle bir sildim. Tezgahı da sildim. Kahvaltılıkları yediklerimizi, kuymak falan yaptım gördünüz. Onları makineye dizdim. Derken ama balkonda çok oyalandım. Evet, balkonda kahvaltıdan sonra kızım aradı. WhatsApp'tan görüştük. Bugün de Dünya Kadınlar Günü'ymüş ya. Ben unuttum, sabah hiç aklıma bile gelmedi. Hepinizin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Hayırlara vesile olsun. İnşallah emekçi kadınlarımızın, tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü bugün kutlamak istedim. Az daha unutuyordum, gene unutuyordum. Vallahi özel günleri ben hafızamda fazla saklayamıyorum. Çünkü unutuyorum yani, doğum günleri olsun, başka günler olsun, unutuyorum. Kendime de demek ki hediye bile almışım. Sabah gittim, çiçek aldım, oraya koydum. Saksısı da biraz küçük geldi ama biraz yeşersin. Şimdi bir sürü eziyet ettim onu dikmek için. Yeşerdikten sonra baktım ki saksısı küçük geliyor. Hemen saksısını değiştiririz hep beraber. Evde çünkü toprak yoktu, başka saksım da yoktu.
Neyse, kadınlar gününüz kutlu olsun. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Kocaman öpüyorum. Bacılarım, kardeşlerim, değerli arkadaşlarım, kızlarım. Fazla konuşmayayım. Şimdi dışarıya çıkayım. Evim barkım, bakın. Tertemiz bıraktım. Tezgah, her yer temiz. Yapacak hiçbir iş yok. Var da yok yani. Bugün öyle yazdım aklıma. Şükran, bugün sen sabah BİM'e git. Aktüel ürünleri. Öğleden sonra da pazar. Akşamdan kafama yazdım. Hiç plan yapmıyordum. İlk defa olarak bugün, hani insanın ruh hali, sağlığı ne zaman müsait olursa o zaman insan coşuyor. Bugün de o günlerden birindeyim. Allah'a çok şükür olsun. Sizi de yanımda götürüyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Rabbim biz iyi insanlarla karşılaştırsın inşallah diyorum ve yola devam ediyorum. Kazalardan, belalardan hepimizi, cümlemizi korusun inşallah. Saat 2'ye 10 var. Ben el işi de yaptım. Kahvaltıdan sonra WhatsApp'ta kızımla da görüştüm. El işi de yaptım. O yüzden zaman nasıl geçti inanın bilmiyorum. Sitemize bir misafirler gelmiş. Hatta iki tane. Biri orada yatıyor. Biri de burada. İnşallah karınları toktur. Nasılsın? İyi misin? He? Kadınlar günü kutlu olsun. Sen de mi unuttun benim gibi? He? Kocabaş. Bak bana bak bak bak. Küstüm sana. Kız mısın erkek misin bilmiyorum da. Kafayı takmış birine. Paspas var. Şöyle banyo paspasları gelmiş. Su çekiyor mu acaba bunlar? Alıp da kullananlar var mı arkadaşlar? Ay şu renk hoşuma gitti. Biraz karışık ama bu balkon için herhalde. Yo, banyo için. Banyo için. Bir de şöyle deseni var. Banyo paspaslarında şöyle siyahlı beyazı var. Sanırım fiyatlar burada. Çocuklar için ev panduf gelmiş. Şu kız çocuğu için, şu erkek çocuğu için ama kızlar da giyer. Şöyle terlikler gelmiş. Fiyatları yazıyor zaten üzerinde. Şu terlik çok pahalı geldi bana ama 200 TL verilir mi ona? Kaliteli herhalde. Erkek çorapları gelmiş. Şöyle. Ben dün gelemedim. Dün buranın aktüel günüydü. Ama gelemedim. Ay yanım şuna bakın. Ay ne kadar da güzel. Yeni doğana bile olur. Küçücük. Pofidik pofidik giysinler alsınlar da. Ay bir tane daha var. Ay kalabalık oldu. Kapatayım hemen. Çok kalabalık oldu. Arkam dolu. Böyle broplax mı deniliyor? Kahve için herhalde bu. Ya çay için ya da kahve için ama çay için çok küçük. Ya çay için bu güzel. Fiyatlar da burada arkadaşlar. Kayda değer bir şey göremedim. Hepsi plastik ürünler. İhtiyacı olanlar A101'den alabilir. Yolumun üzerinde en yakın evime en yakın A101 burası. O yüzden sizlere de çekim yapmak istedim. Aktüel ürünlerden eğer ihtiyacınız olan bir şey görürseniz hemen gider alırsınız. Ama sizin oralarda var mıdır bilmiyorum. Her A101'de maalesef değişik değişik ürünler oluyor. Aynısı olmuyor. Bir ses var. Pat 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 pat. Allah Allah. Ne sesi bu? Kalabalık gitti. Ben yine çekime başladım. Şöyle bir çekim yapayım dedim. Belki hava yok arkadaşlar. Hava soğudu. Kollarım üşüdü. Yelek giydim ya. Gömlek de giydim. Altıma kalın giymedim. Sanırım eve gidip üzerimi değiştirmem gerekiyor ama dur bakalım dayanabildiğim kadar da dayanacağım. Rüzgar var çünkü. Pazara giriş yaptım arkadaşlar. Saat 2 olmasına rağmen yine de kalabalık pazarımız. Şöyle bir göz gezdirmek istiyorum. Ne var ne yok. Bakalım. Fiyatlara bakalım. Portakal 12,5. Elma 20 TL. Ama güzel değil bu elmalar. 35'i var. Yeşil elma. 35 TL'ye de şu öndekiler iyiye benziyor. Bak. Bakın arkadaşlar.
Keşke sebze arabamı alsaymışım. Fazla bir şey almayacağım ama şimdi Ramazan da geliyor önü. Her şeyi yiyemeyeceğiz. Günlük ihtiyacımız mesela canımız ne çekiyorsa oruçlu ağızlı insan canı bir şeyler çekiyor. Şimdiki ruh halimle o zamanki ruh halim bir olmuyor. O yüzden her şeyi almayacağım. Pancar var burada. Belki alabilirim pancar, dolma sararım. Şurada bakın. 10 TL. Bağısı 10 TL'ye. Etli dolma çok güzel oluyor bundan. Etli yaparım. Ha, şuradaki mi 10 TL olan? Evet, 10 TL bizim. Öndekiler 10 TL'ymiş. Sarmalık, çorbalık. Burada da tavuk satılıyor. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. İnanmazsan gel de bak. Yumurtlamış olduğu yerde de. Yeni yumurtlamış herhalde değil mi? Yeni yumurtlamış. Yeni yumurtlamış. Yumurt değil bunlar ya. Ay ne güzel. Çok seviyorum aslında tavuk bakmasını ama müstakil evin olacak. Yayacaksın, bahçen olacak. Gezen tavuk olacak. Çekim mi yapıyorsun? Evet. Pazarı? YouTuber'ım ben. Öyle mi? Evet, Şükran'ın dünyası. Ne? Şükran'ın dünyası. Yemek falan mı yapıyorsun? Vlog çekiyorum, günlük vlog. Instagram var mı? Instagram'ım var ama aktif değilim. YouTube'da aktifim. Ay çok güzel. Bayıldım ben bunlara ya. Bak YouTube'a giriyorsun. Şükran'ın dünyası. Ay bayıldım. Keşke müstakil evim olsa da böyle tavuk baksam. Apartman hayatı gerçekten çok zor. Buldunuz mu? İşte benim. Güzel. Teşekkürler. Tüm bildirimleri ayarlarsan benden gelen bildirimlerden haberdar olursunuz. Dilin üzerine basıyorsunuz. Şu anda evet oraya basın. Tüm bildirimleri ayarlayın. Şu anda kapalı zil. Şöyle basın. Burada hangisine basıyorsunuz? Siyah yanması lazım. Tamam. Ha, tüm bildirimler. Benimki tamam oldu galiba. Oldu mu? Ha tamam. Ha, teşekkür tamam. ederim. Rica ederim. Demek. İsminiz? Fulin benim adam. Fulin. Ha, ay, evet. İsminiz de sizin gibi. Teşekkür ederim. Evet. Hayırlısı olsun bakalım. Amin inşallah. Bakalım. Ay iğne düşsen yere düşmüyor. İnanın abartmış gibi olmayayım. Çok kalabalık. Telefonu bile zor tutuyorum elimde. Buyurun. Şöyle ilerleyelim bakalım. Fiyatları şöyle bir göz gezdirelim. Buyur abi. Buyurun abla. Soğan 15 TL ama patates biraz pahalı gibi sanki. 20 TL arkadaşlar. Sarımsağım bitmişti de. Ay Özlem kızım Kastamonu'dan bana göndermiş. Ay Allah razı olsun. Burada böyle hep küçük sarımsak var. Büyüğü var mı? Yok. Bana çok büyük göndermiş. Allah razı olsun. Küçükleri soyması zor oluyor diye. Şöyle göndermiş. Bakın şu iri iri olanlardan. Allah razı olsun. Rabbim birini bin etsin. Kesesine bereket versin. Kese dibi göstermesin. İnşallah. Çok dua ediyorum. Her sarımsağı elime alışımda Özlem kızıma dua ediyorum. Kayınvalidesine de Allah'ım sağlık versin inşallah. Ispanak 25. Kayınvalidesi dikiyormuş sarımsak. Ne güzel üreten kadınlar. Müstakil evim olsa ben de dikerim. Çok seviyorum toprakla vakit geçirmeyi. Hani ben mısır çekintisi diyorum ya size arkadaşlar. Ben buradan alıyorum mısır çekintisini. Pancar çorbası için. Şu. O çok güzel oluyor pancar çorbasında mısır çekintisi. Şöyle. Ay nerede kalmadı. Ha. Mısır unu var da mısır çekintisi arkada 40 TL en arkaya koymuşlar. Kilosu da 40 TL. Burada peynir satılıyor kilo işi. Ramazan geliyor sahura kalkacaklar. Herkes buradan peynir alıyorlar. Yufka aslında benim de yufka alasım var kuru yufka. Kendim evde benim yufka açmak için şeyim var. Hani elektrikli sacım. Önceden yapmıştım hatırlıyorsanız beni devamlı izleyenler. Ama evde çok zor oluyor. Her yer un oluyor, koku oluyor. O yüzden evde yapmıyorum. Balkonlarım da geniş değil ki yapayım. Seviyorum yufka açmasını ama evim müsait değil. Maalesef. Şu anda
brokoli yemeği denilir. Kilosu 15 TL'ymiş ama çok güzel, bakın kar gibi. Brokoli salatası güzel olur. Ya buharında pişirip limon sıkıp yiyeceksiniz. Üzerine biraz da zeytinyağı. Pazı var. Pazı da güzel olur. Dolması güzel olur. Sakarca var. Uçba. Sakarca çok güzel oluyor. Pazıyla karışık biz muhlama yaparız. Sakarca muhlaması deriz. Limon kalın kabuk. Güzel değil ama kilosu da 15 TL. Burada poşettekiler 10 TL. Hep çürükleri poşetlemişler. Bu da kocabaş. Bunun da salatası güzel oluyor. Salatası. Havuç 15 TL arkadaşlar. Top pancarı 7,5 TL. Biz top pancarı deriz. Siz beyaz lahana mı yiyorsunuz bilmiyorum ama. Gurbetteki bacılarım, kızlarım, pazara hasret kalanlar. Sizler için bugün pazar videosu çekiyorum. Ordu Karadeniz Cuma pazarında. Kabak 25 TL. İnşallah atlatmadan izliyorsunuzdur. Reklamlarla birlikte hakkıyla destek verdiğiniz için Allah razı olsun. Sizleri çok seviyorum. Cansınız. İyi ki varsınız. İyi ki sizi YouTube'da tanımışım. İyi ki. Size ne kadar dua etsem azdır. Her zaman dualarımdasınız. Her zaman. Giysi pazarı. Şu yoldan ileriye doğru gidiyorsunuz. Hiçbir yere dönmeden. Oradan da ne bakacaktım ya, terliklerim hep eskimiş benim. Topukları hep eskimiş. Ucdan değil de topuklardan gitmiş. Bir terlik alsam mı? Bana terlik mi dayanır akşama kadar ayak üstüyüm evde. Ne alacaksak gidelim. 5 lira. Burada ahşap ürünler var. Yok tabii. Böyle. Çorap satılıyor burada da. İleriye doğru gidince müzik sesi oluyor. O zaman kapatırım. Şu anda müsait pazar. Ay ne güzel şeyler var. Baksanıza ya. Bayılıyorum bu ahşaplara. Ama bunların üzerinden neden vernik geçmemişler? Tahtaların. Hafif bir vernik geçseler iyi olurdu. Bakın burada böyle evde giymek için 100 TL. Üst. Burada da var. Evde giymek için alıyorlar. Bayanlar hep seçip seçip alıyorlar. Burada da 100 TL alt var. İzzet'in de hiç kalmamış alt. Ona da alsam mı bilmiyorum. Burada da yelekler var. 150 TL yelekler. Sıcak tutuyor buranın yelekleri. 50 TL'ye de çocuklar için var parçalar. Seç seç al. Burada da terlikçi. Yaz terlikleri, yaz geldi. Şimdi burada yaz terlikleri satılıyor. Kış terlikleri de vardır mutlaka. Biz hala kıştayız ne yazık ki evde. Yaz terlikleri çıkarmadım alt katta. 80 TL'ymiş. Ne kadar pahalı ya. Bilsem marketten alırdım. Buradakiler de 70 TL. Markası ne bunların? Gezer. Gezer markaymış. Hepsi Gezer. Anladım. Çok güzel. Şurada bayıldım şuna, pembe pembe. Hangisi bilmiyorum, hangisini alsam acaba. Şu nasıl yeşil. Neyse bir dolanayım bakayım da dönüşte alacağım. Önce bir ay şuna bakın. Anam. Anam anam, bu her şeyin küçüğü güzel. Minyatür. Anam ne kadar tatlı ya. Bakın arkadaşlar. Lastik. Bebek lastiği. Anam. Çok tatlı. Çok çok. Şöyle de var. Erkek çocuk için herhalde bu. Bu erkek çocuk için. Bu da kız çocuk için. Çok güzel ya. Bayılıyorum böyle lastiklere. Bakın değişik değişik. Ay şuna bak. Ne kadar güzel. Şu da çok tatlı ya. Minik minik. Çok güzel. Bayıldım. Arkadaşlar çok güzel yazmalar vardı. Ama almadım evde fazla olduğu için. Sadece terliğe ihtiyacım var. Terlik alacağım. Dönüşte alacağım ama. Evet. Şöyle bir pazarı adam akıllı bir gezeyim. Ondan sonra alacağım. Bakın şuraya. Çemberler, yazmalar.
Her şey çok güzel. İyi geldi bana da. Pazar gelmesini hepimiz seviyoruz. Siz de seviyorsunuz. Ben de seviyorum. Gurbetteki bacılarım, kızlarım daha çok hasret kalıyorlar. Hasret kalan kızlarıma, gurbetçi bacılarıma selam olsun buradan. Kayınvalideme hep alırdım buradan. Şöyle çok severdi böyle giymeyi. Çiçekli. Küçük çocuklar için böyle pijamalar var. Atlıslı eşofman takımı, evde giymesi rahat oluyor. Anam şuna bakın, kız çocuğu için. Ay bu ne kadar güzel bir şey. Az bakın şuna ya. Bayıldım. Her şeyin küçüğü güzel ha. Bu da erkek çocuk için galiba. Ama yok, kız çocuk için. Omuzları büzgülü. Şu da altına da İspanyol paltonla. Ay ne güzel de yapmışlar takım. Kombin yapmışlar. Vallahi pazarda her şey güzel. Burada yazmalar var, şallar var. İşte bunları dedim size. Ne güzel. Hoşuma gidiyor böyle değişik değişik yazmalar. Şöyle peştambal tarzı. Ama çok pahalı ya. 25 TL'ye aldıklarımız olmuş. Ne kadar yazmalar? Kardeş ne kadar? Şunlar mesela şöyle. 50'den 100'e kadar. 25'e alıyorduk. Ne kadar pahalanmış ya. Her şey var. Pazarlar bolluk, bereket ama alım gücü zayıf tabii ki. Allah herkese alım gücü versin inşallah. 80 TL. Teyze elini açtı. Benden dedi, bana dedi ekmek alır mısın dedi. Tabii alırım dedim. İyi günlerde ye teyze. Allah ömür versin. Amin inşallah. Allah cumaları iyi kabul etsin. Amin amin. Çok dua etti bana. Allah razı olsun. Ekmek al bana dedi. Ben de aldım buradan. Yavrum. Allah sana kolaylık versin. Hadi Allah da sana kolaylık versin. Allah'a emanet ol. Kurban sen oldu. De teyze. Allah razı olsun. Anam ekmek de bile pahalı ya. Kaç tane çıkıyor içinden diyor. Yarım alayım dedim. Çok fazla gelir dedi. Çeyrek al dedi. Çeyrek aldım eline verdim. Dua etti bana. Vallahi bir dua almak o kadar iyi bir şey ki. Hep iyilik yapmak lazım. Başımın gözümün sadakası olsun. Alamıyordu demek ki teyze. Ardından bana diyor ekmek al diyor. Ne olur diyor. Ben de aldım da. Sevindi. Ne kadar dua etti, ne kadar dua ettik. Köylü pazarına gidiyorum şimdi arkadaşlar. Allah hepimize dua eden, dua ağzı dualı insanlarla karşılaştırmak nasip etsin inşallah. Ekşi ekmekmiş güya adı. Trabzon ekmeği mi? Domates güzel abi. Domates de yanar. Çıkmadı bu çok çıkıyordu. Gal direkt arkadaşlar 20 TL oradaya özgü sebzelerimiz. Evet gal direkle sakarca var. Evet 20 TL teyze. Vereyim mi gayet? Yok sonra alacağım teyze. Ha. Karadeniz Cuma köylü pazarımızdan sizlere görüntüler verdim. Sevdiğim armut 30 TL'ye. Bir kilo kadar alacağım. Seçeyim hemen. Muz almış başını gidiyor. 50 TL'lik kadar armut aldım ama muz almayacağım. Çok pahalılar ya. Çatır çutur. Elma 30 TL. Acaba tadı nasıl? Tadı nasıl acaba bunun? Benim sevdiğim elma bu. Bak taş gibi taş. Abla 63 liralı. 15 TL. Portakal. Hocam nasıl? Maydanoz verelim. Roka verelim. Ben de arzu ettim. Arkadaşlar Ramazan geliyor. Bunlar 100 TL'ymiş böyle. Yufkacıya geldim ben. Şöyle göstereyim sizlere. Şu yufkadan alacağım ben. Şöyle. Burada hem yapıyorlar hem satıyorlar. Orada Akyazı Mahallesi Altın Yufka'dayım. Şu erişteleri şeyleri. Sen hangisini istiyorsun? Yuvarlak yufka alacağım. Ben ayrı. Aa şunu alayım şunu. Şu güzel. Tamam. Şunu alayım. Ne kadar bu? 100 TL olmuş. Ben evde var ya bunu bir saatte açarım aslında da işte ev müsait değil. Her taraf un oluyor. Tekrar BİM'e gittim ben. BİM'den saklama kabı aldım. Bir tane ev terliği aldım.
pazardaki terlikler hoşuma gitmedi. Hem BİM'de fiyatı da çok uygundu. Bizim sabahki gittiğim BİM değil, bizim evin arka tarafındaki BİM'e gittim. Oradan da eksik aldım. Bir tane de kuru kahve uygundu. Kuru kahve de aldım. Şimdi de şoka geldim. Şokun da hatırı kalmasın. Bakalım şokta neler gelmiş. Ben bu hafta hiç BİM'e girememiştim. Bugün hepsini bir yapmış olduk hep beraber. Şoka döküm tava gelmiş arkadaşlar. 500 TL'ye şöyle göstereyim sizlere. Çok da ağır. Sahan seti gelmiş. O ne kadarmış? 350 TL'ymiş. 2 tane sahan setim benim var biliyorsunuz. Burada da plastikler var. Benim ama aradığım plastik burada yok. Buzdolabında peynir koymaya, yeşil zeytin koymaya plastik aldım. Çok da uygundu. Orayı çekemedim sizlere. Toplam 110 TL'lik alışveriş yaptım. Ha, çoraplar var. Çorap da çok lazım oluyor. Pazardaki terliği beğenmedim ben arkadaşlar. Onu almadım. Sonra BİM'den nasip oradanmış. BİM'den aldım. Terlik. Siyah beyaz. İçi kürklü. 36-37 numara aldım. Ya şokta da yani gelmemiştim dedim ya. Sadece bunlar var. Değişik olarak. Başka da hiçbir şey yok. Üçlü kavanozlar var. 80 TL herhalde. Kırmızı kupa var. 60 TL. Çay bardağı. 6 tanesi 90. Mavi miydi acaba? Bak, bakalım başka neler var. Böyle. Burada da saklama kabları gelmiş. Bunlar buzdolabında arkadaşlar. Bozulmuyor. Aslında ben buzdolabında böyle kullanmıyordum ama benim aldığım İyi plastikten arkadaşlar. Yani soğukta hiçbir şey olmuyor. Dışarıda bekletmeyin ama dolapta hiçbir şey olmuyor. Ay benim şu da bitti. Ay Ferem'in içine koyuyordum. Bundan da kalmadı. Bu kaç liraymış? 60 TL. Şöyle. Ay şuna bak şuna. Çok güzel ya. Minnak yeşillik. Maydanozu yıka. Koy üstüne böyle beklet tezgahta. Benim var böyle bir tane beyaz. Çok işime yarıyor. Gerçekten böyle altlı üstü suyu. Benim tezgah suyu akıtmıyor ya. Ters tarafa veriyor suyu. Böyle şeylere çok ihtiyacım oluyor. Tezgahın üstünde kalıyor su. Suyun akışı yok. Aslında şunu alsam ama ne kadar bilmiyorum fiyatı. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Benim kahvaltılıktan mı bu? Kapı yok. Bu benim kahvaltılığın bir saklama kabı gelmiş. Hangisini alacağım? Kafamda biriki alacaklarım vardı. Onları da aldım arkadaşlar. Eve gidince sizlere gösteririm. Hava çok soğuk. Saat 4'e geldi. Hala üzerimi çıkaracaktım aslında eve gidip de sebze eksiklerimi aldıktan sonra fazla bir şey almadım sebzelerimi. Eve gönderdim eşimle beraber. Ay geri kalan market eksiklerimi de aldım. Sebze Ramazan'da zor oluyor. O yüzden almadım. Hem oruç tutup da onunla uğraşmamız biraz Ramazan'da rahata pratik ve insanı yormayan yemekler bence daha iyi oluyor. Günlük yemek pişireceğim. Az yapacağım. Her gün taze olmasına dikkat edeceğim. O gün canımız ne istiyorsa oruç madası. Onları almaya çalışacağım. Şimdi eve gideyim. Üzerimi değiştireyim. Şöyle köşeme oturup bir dinleneyim. Dünden ne yapmıştım biliyor musunuz? Ispanağım vardı. Ispanağı ikiye bölmüştüm. Sonunu dün yaptım. Yemek yaptım. Pilavım var ve mantar sotem var. Yemek derdim yok yani evde. Onun için rahat rahat geziyorum bugün. Geldim arkadaşlar. Aldıklarımı da aldım.
Air Fair'imin içine kağıdım bitmişti, az kalmıştı. Ama ona da hiç kağıt dayanmıyor. Ondan aldım. Bir de ayağıma çorap aldım. Çorap çok lazım oluyor. Şunu daha uygun almıştım ama 59 TL olmuş arkadaşlar. Air Fair'in hava fritözü kağıdı diye geçiyor. Şöyle çorap oğluma da almıştım. Geçen de şimdi de kendime aldım. Ama erkek kadın giyebiliyor böyle çorapları. Hoşuma da gitti. Böyle siyah beyaz, siyah krem. Beyaz değil de krem. Terlik aldım. Terlik çok uygundu. Her yerde 100 TL. Pazarda bile 80 TL idi. Ben 45 aldım. Şu 3 tane de buzdolabı için kaşar peynirimi koymak için kabım yoktu. Kaşar peyniri, tulum peyniri, üzerine de yeşil zeytin koyacağım. Dolapta hiçbir şey olmuyor, bozulmuyor arkadaşlar. Ama dışarıda bekletirseniz bozulur. Kahve indirimdeydi. 20 küsürü aldım. Şimdi bunları yerleştireyim, yıkayayım. Şöyle bir oturup dinleneyim. Çok yoruldum. Arkadaşlar tam eve geldim. Sizlere çekim yaptım. Aldıklarımı gösterdim. Ondan sonra çorapları banyoda tek tek yıkadım. Lavaboda elimde içini dışını çevire çevire yıkadım. Terliği de yıkadım. Makineye atacaktım önce. Dedim makine şimdi boşuna çalışmasın. Çamaşır da yoktu zaten. Hepsini yıkadım, kuruttum, yerleştirdim. Kızım aradı. Aslında kızımla beraber bugün Nova'ya gidecektik. Defneyle onlar gittiler. Ben çok üşüdüm dedim. Üşüdüğüm için gidemedim. Çok soğuk dedim. Eve gidip üstümü değiştirirsem şimdi gidesim gelmez dedim. Yoruldum dedim. Kızım bana internetten hediye almış. Kadınlar günü için. Anne dedi sana hediye aldım dedi. Kolajenli lekeleri kapatıcı, yüz lekelerini kapatıcı, hem güneşe karşı duyarlı olan bir ten için. Fondöten almış bana. Çin malı mı dedi, Kore malı mı dedi, öyle bir şey dedi. Aranızda kullanan var mı bilmiyorum ama ben hiç kullanmadım böyle bir şey. İlk defa kullanacağım. Cilttekileri, ciltteki ince çizgiler, yaşlanma belirtilerini kapatarak pürüzsüz bir cilt görünümü sağlarken diyor, cildinizi güneşin zararlı ışınlarına karşı korur. Cilt tonunu eşitleyecek doğal ve ışıltılı bir makyaj sağlar diyor. Yaşlılığa bağlı olarak da bende de herhalde lekeler başladı cildimde. Hafif hafif lekeler var. Ama ben hiç böyle bir şey kullanmıyordum. Sadece hafif bir nemlendirici sürüyordum. O kadar. Artık ihtiyacımız var bu yaştan sonra. Tabii ki zevkle kullanacağım. Çok teşekkür ederim kızıma da. Kesesine bereket olsun. Rabbim kese dibi göstermesin. Çok teşekkür ediyorum kızım sana. Allah razı olsun. Şimdi içinde açalım bakalım. Şöyle bir şey çıktı içinden. BB krem. Artık yüzüm pürüzsüz görünecek bundan sonra. Bilmiyorum nasıl, hiç dikkat etmiyordum çekimlerde nasıl göründüğüne dair ama bunu da sürünce daha da güzel görünecektir cildim. Allah razı olsun. Rabbim birini bin etsin. Evinde, yuvasında çocuğuma Allah'ım huzurlu, sağlıklı, mutlu, güzel günler göstersin inşallah. Saklama kablarımı da elimde yıkadım. Armut almıştım pazardan. Deveci armut. Çok seviyorum ben bu armudu. Saklama kablarımı şimdi evde kaşar peyniri koymak için böyle istiyordum ben. Hiç yoktu. Onu koy, kaşar peyniri, tulum peyniri ve yeşil zeytin için aldım. Videoyu editlerken geriye aldım. Kapanışı yapamamıştım arkadaşlar. Kendimde eziklik hissettim. Saatimiz şu anda 6'ya çeyrek var. Günlerden de cuma. Sizlere bugün kapanış için karşınıza geldim. Kendim müsait olmadığım için. Dünya Kadınlar Günü'nün önemi ve aslında bugün hakkında sohbet etmek isterdim. Ama tek bir kelimeyle geçiyorum. Kadınız güçlüyüz. Allah'ımıza şükürler olsun bugünlere geldik. Hepinizin Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.